Kablosuz akıllı ev sistemleri Fonri'nin sunduğu dijital açı başlıyor. Yeni bir dijital açıdan herkese merhaba. Bugün konuğum Tayider Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Urhan. Tekin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsterseniz önce sizi tanıyalım, sonra biraz Tayider'den bahsederim. Peki. Antakyalı bir ailenin çocuğuyum ve mülkiyeyi bitirdim. Siyasal Bilgiler Fakültesi. Ardından da bir girişimci olarak aile şirketine katıldım. 99-2000 yılında kardeşlerimle Türkiye'de böyle yeni gelişen bir LPG furyası vardı. Likit petrol gazı. O sıralar Türkiye'ye ne yazık ki doğalgaz bu kadar yayılmamıştı. O dönem biz böyle endüstriyel tesislere tanklar koyarak onların gaz ihtiyacını karşılamak üzere bir girişimde bulunduk ve ismini Doğa Can diye bir firma koyduk. Doğadan da esinlenerek, çünkü çok çevreci bir üründür LPG. LPG'yi Türkiye'de farklı illerde satmaya başladık. Oradan başlayan ve bugüne devam eden bir kuruluş hikayemiz var. Babamızın yaptığı işlerden farklı olarak bir girişim hikayesi olarak başlayan bir iş. Doğacan kardeşlerinizle beraber kurduğunuz bir firma. Bir firma. Evet. Sonrasında peki girişimcilik hikayesi devam ediyor mu? Devam ediyor. Çünkü gaz işi biraz hareketli bir iş. Enerjiyi siz biliyorsunuz. Çok böyle enerji tasarrufu inanılmaz önemli bir konu. LPG piyasası belli bir zamana kadar sürekli büyümeye devam etti. 99-2005 arası çok ciddi bir büyüme söz konusuydu. Ama ondan sonra 2005'te yavaş yavaş doğalgaz yayılmaya başladı ve likit doğalgaz Türkiye'de işte LNG dediğimiz ürün çok cazibesini arttırdı. Biz LNG'ye giriş yaptık. LPG'yi bırakıp LNG firmamızı kurduk ve aslında işte o ürün hayat eğrisi dediğimiz şeyi biz canlı olarak yaşadık. O değişime yaşadık. Siz de ayak uydurdunuz. Aynen, ayak uydurduk. Sonrasında da 2009 yılında biz kendi girişimimiz olan LPG tankları imalatına başladık. LPG ve LNG tankı imalatı. Kriyocan adında bir firmamız var. Bu firma işte 52 bin metrekarelik bir alanda kurulmuş. 26 bin metrekare kapalı alana sahip. Dünyanın 80 küsur ülkesine ihracat yapan ve %80'in üzerinde ihracat yapan bir firma. Özellikle çok ciddi know-how'a ihtiyaç var orada. Yani basınç kap üretiyorsunuz, kriyojenik tankları imal ediyorsunuz. O noktada da böyle mühendislik altyapınızın çok güçlü olması lazım. Biz de dünyanın sayılı firmalarından biriyiz açıkçası. Çok güzel. Peki Aile İşletmeleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı. Bugün biraz daha çok aslında aile işletmeleri üzerine konuşacağız. Doğrudur. Ben şey diye diyorum, yani bilmiyorum siz belki bu konuda farklı bir şeyler söylersiniz ama Türkiye'de birinci nesilden ikinci nesile, ikinci nesilden üçüncü nesile gidiyor ama çok uzun gitmiyor. Çünkü dünyada bildiğim kadarıyla Japonlarda belki 1000 yıllık şirketler var. Doğru. Yani yurt dışında bunları farklı sürelerde, farklı nesillerde görüyoruz ama Türkiye'de durum nasıl? Türkiye'de de dünyada da aslında bu geçiş çok başarılı değil. Onu söylemek lazım. Tabii endüstrinin geliştiği daha gelişmiş ülkelerde bunu çok daha başarılı geçişleri görebilme şansınız var. Almanya bunlara bir örnek, evet. Japonya keza öyle. Ancak Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde ne yazık ki buna ben erozyon diyorum. İkinci nesile geçerken firmalar %70 erozyona uğruyor. Türkiye'de de böyle. Üçüncü nesile geçiş %12'lere ve dördüncü nesile %1-2'lere kadar düşüyor. Onun için köklü aile işletmelerini görmek ne yazık ki çok mümkün olmuyor. Bunlar ciddi anlamda erozyona uğruyor. Dünyada da Türkiye'de de biz bunun aslında milli servetlerin kaybı olduğuna inanıyoruz. Onun için ben Tayider
Aile İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı olarak bunun milli sorun olduğuna inanıyorum ve bunun böyle ciddi anlamda ele alınması gereken, çok hani önceden kuraklığı sürekli Tema Vakfı işliyordu. Topraklarımız çöl olmasın. Ben de ekonomimiz çöl olmasın diyorum. Onun için de şirketlerimiz ikinci nesile, üçüncü nesile rahatlıkla aktarılabilsin. Bunun için de gerekli hazırlıkları yapabilsin diyorum. Ya aslında şurası, yani ekonomi çöl olmasın çok güzel bir tabir. Çünkü bir şirketi kurmak ve bir noktaya getirmek en zor olanıdır. Doğru. %70 başarısızlık geçişte, ikinci nesile geçişte aslında o verilen emeğin hepsinin çöp olması demek. Çünkü ikinci neslin orada yapabileceği büyük bir atılım aslında globalleşmeye de doğru gidecektir diye düşünüyorum. Peki bu sebep nedir? Şimdi çok doğru bir noktaya parmak bastınız. İkinci nesil doğru hazırlanır ve gerçekten bu nesil geçişi doğru tamamlanırsa firmaların inanılmaz büyüdüğünü görüyoruz. Ve daha sağlam bir şekilde ileriye adım atıyor. Bunun sebebi ne bu erozyonun? Ben bunu üç başlıkta topluyorum. Birincisi, bir firma kurulur kurulmaz böyle kuzenler, yeğenler firması haline veya kardeşler firması haline gelmemeli. Kurumsal bir yönetim ilkesiyle kurulmalı ve öyle ilerlemeli. Yani onun için ben birinci madde olarak kurumsallaşma diyorum. Kurumsallaşamamış bir firma kesinlikle erozyona uğruyor. Bunu ortaya koymak lazım. İkinci konuyu da ben değişime ayak uyduramama şeklinde ifade ediyorum. Şimdi evet, belli bir noktada dişinizde, tırnağınızda firmayı kuruyorsunuz. Yıllarınızı veriyorsunuz. Onlarca yıl oluyor bu. Genelde 25 yılda bir devir söz konusu oluyor. 25 yılınızı veriyorsunuz. Sonra da devredeceğiniz kuşak yanı başınızda ama hiçbir hazırlık yok. Dolayısıyla devir planının en başından yapılması ve ona göre de devir planının yazılı hale getirilmesi lazım. Üçüncüsünü de değişime ayak uydurma şeklinde söylüyorum. Yani siz evet kurumsal bir yapı kurdunuz, devir planını düşündünüz ama değişime ayak diriyorsunuz. Dünya çok hızlı değişiyor. Çok hızlı gelişiyor ve bu değişime sizin ayak uydurmanız lazım çok net bir tabirle. Bu noktada da aslında girişimcilik ekosistemi inanılmaz önemli hale geliyor. Dünya o kadar hızlı gelişiyor ve o kadar hızlı değişiyor ki sizin aynı işi aynı yöntemlerle yapmanız, eğer bir baklava yapmıyorsanız, yani yıllara böyle sair bir şarap üretmiyorsanız, buna benzer bir ürününüz yoksa sizin bu değişime ayak uydurmanız lazım. O da farklı girişim ekosistemine kucak açmayı gerektiriyor. Doğru. Aslında hani neredeyse her üründe, çünkü yeni dönemde pazarlama çok kıymetli hale geldi. Belki eski o klasik usullerin hepsi pazarlamada bile çok değişti. Aslında şöyle anlıyorum, doğru mu bilmiyorum ama liyakat kelimesini çok severim. Doğru. Ve bu konunun temelinde de eğer işinizi liyakat usulüne göre doğru kişilere bırakıyorsanız, bu çocuğunuz olabilir, profesyoneller olabilir, zaten aslında o sistemi kurmuş oluyorsunuz. Ve eğer sizden sonra gelen nesil bu sistemin içerisinde yoğrularak yukarı doğru çıkacaksa, ikinci nesilden üçüncü nesile devir şansınız kalıyor. Doğru mu anlıyorum? Kesinlikle doğru. Şimdi bir kere gelecek nesil dediğimiz bu ikinci nesil olur, üçüncü nesil olur. Kendi çocuğunuz olur, yeğeniniz olur. Gelecek nesil dediğimiz kuşaklar eğer firmanın içerisinde çalışmayı arzu ediyorlarsa durum farklı. Firmanın içerisinde çalışmıyor, sadece hissedar olarak kalmak istiyorlarsa durum farklı. Bir kere öncelikle buna karar vermek lazım ve bunu bir baskı unsuru şeklinde değil, bir hazırlık şeklinde yapmak gerekiyor. Tamamen örnek verelim. Bir ciddi bir kurumun başındasınız, çok büyüttüğünüz bir yapı var ve iki tane çocuğunuz var. Bu iki tane çocuğunuz, bir tane de yeğeniniz
ileride çalışıp çalışmayacağına kendileri karar verecekler. Ama her hal ve şartta hissedar olacaklar. Öncelikle eğer başka bir yere satmadıysanız, exit yapmadıysanız hissedarınız. Öncelikle hissedar olmayı öğretmeniz lazım kendilerine. Yani şirketi bir hissedar olarak, bir profesyonel şeklinde değil, icracı olarak değil ama bir hissedar olarak nasıl yönetmesi gerektiğini onlara öğretiyor olmanız lazım. Finansal okuryazarlık, minimum derecede hukuk bilgisi, işin genelini anlayacak kadar bir ekonomi bilgisi bunları vermeniz lazım. İşin diğer tarafında eğer icracı olacaklarsa orada gerçek anlamda liyakatı ön plana almanız lazım. Çünkü firmanın geleceği için sizin çok hazırlanmış bir yönetim kadrosuna ihtiyacınız var. Doğru. Bu noktada da eğer sizin gelecek nesliniz profesyoneller kadar güçlü, kuvvetli ve liyakatı sağlam birileri değilse bunu sizin firmanıza yapmamanız lazım. Bu kötülüğü yapmamanız lazım. Doğru. Öyle söyleyeyim size. Ben şimdi çocuklarıma bazen konuşuyorum. Yani bizden sonra siz devam edersiniz bu işlerde diye ama farklı işler yapmak istiyorlar. Ben saygı duyuyorum. Dediğiniz çok güzel. Lütfen önlerini açın. Bakın şimdi diyelim ki çocuklarınız başka iş yapacaklar. Sizin bu firmayı devam ettirmenizin önünde engel değil bu. Neden? Çünkü profesyonel kadrolarınız var. Güvenebileceğiniz, inanacağınız profesyonel kadrolar en az çocuklarınız kadar iyi yöneteceklerdir. Doğru. Onlar hissedarlığı öğrensinler. Yapıyı yukarıdan yönetim kurulu olarak nasıl yönetebileceklerini öğrensinler. Bu asgari müşterekte yeterli. Peki ne yapsınlar çocuklar? Ne yapmak istiyorlarsa? Sanatla uğraşmak isteyebilirler. Mümkün. Serbest bir iş yapmak istiyorlardır. Hukukçu olmak istiyordur. Doktor olmak istiyordur. Mümkün. Veya bir girişimci olmak istiyordur. İşte orada aslında şey kopuyor. Aynen. Şimdi böylesi bir durumda o değişimin ayak seslerini iyi dinlemek lazım. Yani sizin işinizi yapmak zorunda değil. Hele hele konvansiyonel bir iş yapıyorsanız. Diyelim ki bir pres imalatı yapıyorsunuz veya bir dingil imalatı yapıyorsunuz. Ya kızınız onu yapmak istemiyor olabilir. Doğru. Yani illa gelsin otomotiv işinde çalışsın demek zorunda kalmamanız lazım. Zaten şöyle hani başarı hiçbir zaman zorla gelmiyor. Yani severek gelen bir şeydir başarı. Ve hep şunu savunurum, insanlar sevdiği işleri yaparlarsa başarılı olurlar. Kesinlikle. Başka türlü başarılı olmazlar. Bu konuda sizden öğreneceğimiz çok şey var. Ben program sonrasında bu konuyu uzun uzun konuşmak istiyorum. Ama bugün sizi iki girişimle tanıştıracağım. Girişimcilere belki bu, ya bugünlerde biliyorsunuz ekosistem inanılmaz büyüyor. Ve yeni startuplar, yeni firmalar, arkadaşlar yeni fikirleriyle artık girişim sahnesinde yer alıyorlar. Bugünden bir tavsiye olabilir mi girişimcilere? Ben izniniz olursa girişimcilere değil de yatırım yapacak aile şirketlerine seslensem. Tamam, tabii ki. O aslında onların da bu girişim işine nasıl baktıklarını merak ediyorum. Şimdi burada bu ekosistemin gelişmesi için girişimcileri özendirmek kadar yatırımcıları özendirmek de önemli. Açıkçası benim şapkam biraz daha yatırımcılar kısmına hitap ediyor. Özellikle sermaye birikimi olan ve standart işler yapan, yani yarın öbür gün, örnek veriyorum, dijitalleşmeyle beraber veya elektrikli araçların gelmesiyle beraber veya herhangi bir sebeple eğer önünde bir kendi işinin yarını olmayacak diye düşünen birileri var ise ben onları yeni startuplara yatırım yapmaya davet ediyorum. Siz konvansiyonel dediğimiz geleneksel bir üretim yapıyorsunuzdur. Ama bir 10 yıl sonra, 20 yıl sonra, 50 yıl sonra bu ürünleri üretmeyecek iseniz, böyle bir risk görüyorsanız, lütfen ya şirket içi girişimciliği destekleyin ya da dışarıdaki herhangi bir startup'a gerek sizin işinizle ilgili olsun, gerek farklı işlerle ilgili olsun, lütfen onlara yatırım yapın diyorum.
Aslında burada dijital açıda amacımız gerçekten bu dediğinizi yapabilmek, farkındalık yaratabilmek. Bugünkü girişimlerimiz, sizin üyeleriniz sizi izleyeceklerdir. Belki hakikaten bugün burada sizle tanıştırdığımız girişimlere yatırım talebi gelecektir. Umarım. Ben de şunu doğru buluyorum. Yani artık yaptığımız işler, evet, işimizi yapıyoruz, devam ettiriyoruz ama yeni girişimlere de fırsat vermek gerekiyor. Çünkü bu dünyada ne kadar hızlı olabilirsek, ben biraz ülke açısından bakıyorum, ne kadar çok girişime fırsat verebilirsek, globalleşme açısından, onların yurt dışına çıkabilmesi açısından çok kıymetli bir ortam var. Hatta bir ara şunu söylüyordum, ya artık hani arsaydı, evde, dükkandı, binaydı, kirayı vereyim, onun geliri falan bırakalım bunları. Yani biz artık hakikaten yeni umutlara, yeni nesillere yatırım yapmamız lazım. Onun için de size de teşekkür ederim. Çok güzel söylediniz. Her iş insanının mutlaka girişimlere yatırım yapmasının gerektiğini düşünüyorum. Bir veya birden fazla fark etmez ama bu işin içerisine herkes kalbini koymalı diye düşünüyorum. İsterseniz bir araya gidelim. Aradan Peki. sonra sizi ilk girişimimize tanıştıralım. Teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, kısa bir ara, aradan sonra tekrar birlikteyiz. Kablosuz akıllı ev sistemleri Fonri'nin sunduğu dijital açı devam edecek. Kablosuz akıllı ev sistemleri Fonri'nin sunduğu dijital açı devam ediyor. Aradan sonra tekrar birlikteyiz. Konuğum Soner Babiroğlu, Smartopt. Soner hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. İstersen önce Soner'i tanıyalım, sonra Smartopt ne yapıyor senden dinleyelim. Tabii. Ben Soner Babiroğlu. Yaklaşık 2 yıl önce aslında bu serüvene başladık ama ondan öncesinde tabii yoğun bir çalışmamız var. Şimdi Smartopt deyince biraz da akılda kalıcı olsun diye akıllı optimizasyonu birleştiren Smart Optimization'dan geliyor. Ve biz tamamen şirketlerin kompleks yapıda çözemedikleri problemleri büyük veriyi kullanarak ve onları görsel sunumlarla çözmeleri sağlayan, aynı zamanda gelecek verilerini çok daha optimize ve yalın bir şekilde kullanmalarına imkan sağlıyoruz. Yani şöyle söyleyeyim, ben biraz bu konuyu anlamak için böyle detay sorular soracağım. Büyük veri, şirketlerin büyük verileri dediğinde ne tarz veriler? Aslında her türlü şirketin mi, belli bir sektör mü? Şöyle, biz biraz da üretim sektörleri dikeyinde ilerliyoruz şu an. Ne yapıyoruz? Biraz daha yaptığım işten büyük verinin muhteviyatına geleyim. Biz diyelim ki bir üretim yapan, metalden herhangi bir işleme yapan otomotiv firmasından bahsedeyim ya da beyaz eşya firmasından. Bir ham maddenin mutlaka bir fiyatı var. Fakat o ham maddenin belli bir dönem sonra oluşabilecek fiyatının belirsizliği de çok büyük bir önem arz ediyor. Özellikle tedarik zinciri, satın alma ve karar mekanizmalarında bu çok önem arz ediyor. Biz bugünden size bir firma olarak size o ilgili ham maddenin ne kadar fiyatı olacağını tahminleme metoduyla bugünden söylüyoruz. Ve yüksek doğruluk organıyla söylüyoruz. Peki bunu nasıl yapıyorsunuz? Güzel soru. Formülü de soralım. Biz bunu formülü de paylaşırız özel sizle. Fakat tabii bunu tamamen tahminleme modellerinin yapay zeka ve makine öğrenimi destekli. Bu taban içinde yapıyoruz ve firmalarla başlıyoruz. Bu sadece ham maddenin fiyatı olmuyor. Aynı zamanda bitmiş ürünün talebiyle ilgili de tahminleri paylaşıyoruz. Peki bir şey söyleyeceğim. Yani siz sektördensiniz ki tam size göre bir çözüm, doğru anlıyorsam. Ben sıkı dinliyorum şu anda. Yani bizim firmada ve sektörde kullanabilir miyiz hızlıca, ona bakacağım. Tamam, bugün süper o zaman bu eşleşmeyi yapmışız ama şunu merak ediyorum. Arz talebe bağlıdır, bir şeyin fiyatı üretime bağlıdır. Belki geçmiş yıllardaki verileri alıyorsunuz ve bugün birçok şeyi dinliyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Onu merak ediyorum. Çok güzel söylediniz. Geçmiş veriyi kesinlikle alıyoruz. O yüzden de orada büyük verinin ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor. Yani bu veri kullanım olabilir. İlgili ham maddenin, belki o ham madde artık kullanılmıyor. Ona karşılık gelecek ham madde kullanılıyordur. Tüm bir veriyi alıyoruz. Dünya bazında da bazı kullandığımız veri havuzları var. Onlardan da alayıp artık harmanlayıp bunu yorumlamayı bir ekran üstünde yapıyoruz ve bir yönetim kurulu kararı şeklinde bunu sunuyoruz karşı tarafa. Doğru, süper. Tabii sanal zeka burada yani gittikçe daha güçlü hale geliyor, ben onu anlıyorum. Yani datayı
yorumlamak ve o yorumdan sonra da bir karar üretmek oradaki en temel konu diye anlıyorum. Doğru mudur? Çok doğru. Bu tabii sadece yapay zekalı olmuyor. Bakın yapay zeka ve makine öğrenimin tabii şu an inanılmaz bir satın alma modelinde ve bir hype yaratacak bir etkisi var. Yani bir trend, en büyük trendlerden bir tanesi. Fakat burada en önemli olan konu sektörde belirsizliği yapay zeka ile çözmek, bunu karşı firmaya belli bir aralıklarla paylaşıyor olmak ve bunu da duygu düşüncesini ekleyerek, aynı zamanda kendi bilgi birikimini de ekleyerek buna yön vermesini biz istiyoruz. Bu şekilde toplam kalite, bu şekilde toplam başarı elde ediliyor firmalarda ki çalıştığımız firmalarda genelde şunu sorarlar, yani biz bu kadar yatırım yapıyoruz size. Ve sizden sonra biz bunu nasıl geri dönüştüreceğiz soruları çok oluyor ama biz minimum 24 ay kontratla çalışıyoruz. Ve o 24 ay kontratta genelde return of investment yani yapılan yatırımın geri dönüşü yaklaşık 3 ayla kalıyor. O yüzden bu da çok iyi büyük bir başarı sağlıyor. Kaç müşteriniz var merak ettim. Yani şu an çok adaptif bir şekilde çalıştığımız 3 müşteri var. Büyük müşterilerimiz var. Bir tanesi dünya devi. Beyaz eşya sektöründe. Bir tanesi de hem Türkiye'den çıkmış hem de uluslararası düzeyde pazar lideri olan bir metal firması. Aynı zamanda bizim Türkiye'de çok iyi bir marka olan hem cam sanayide olan hem de elektrikte olan büyük bir firmamız var. Peki. Burada temel olan şey şunu anlıyorum. Ham madde, ciddi ham madde tüketen firmaların, örnek veriyorum bakır olabilir, çelik olabilir, plastik olabilir. Onlar için inanılmaz önemli bir veri sağlıyorsunuz. Doğru mu anlıyorum? Çok doğru. Sadece ham maddelerle sınırlı kalmıyoruz. Yani emtia piyasasının tamamı. Ya yani tedarik zincirinde. Yatırımcıya da B2C'de de bir şeyler var mı? Yani hemen henüz yok. Burayı biraz genişleteyim. Evet. Bir alacağım bir ürünün 3 ay sonra kaç lira olacağını bana söylemek, tüketici için söylüyorum. Veya yatırım işte belli emtialar, değerli madenler konusunda da bu tarz öngörüler yapma şansınız var mı? Evet. Burası da bambaşka bir dünya. Ya mesela bakır çok ilginç bir şey. Ben Kocaeli'de yerleşik bir sanayiciyim. Orada da çok büyük bakır işleyen firmalar, demir çelik işleyen firmalar, petrol işleyen rafineri, en nihayetinde bunların hepsinin bir şekilde bu tahminlere ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Biraz daha hani bu karar mekanizmasını geleceğe dair, şimdi geçmiş verilerden alıyorsunuz çok iyi anlıyorum ama geleceğe dair tahminlere ışık tutacak başka ne veri var? Açıkçası onu anlamaya çalışıyorum. Biz formüle doğru gitmek istiyoruz. Big data burada önemli diye anlıyorum ama açıkçası biraz daha detay verirsen. Mesela çok gizli geleceğe doğru şöyle bir açıklama yapabilirim. Biz geçmiş datayı tabii kullanıyoruz. Yani bunun ritüel olarak nasıl bir sezonsal bakımı var, neler olmuş, neler görebiliyoruz. Ama bunu en çok yorumlama kısmı bizde çok fazla değer katıyor. Bu değeri biz yansıtıyoruz. Mesela elektrik fiyatlarının saatlik tahminini şu an yapıyoruz çok büyük bir firma için. Ve burada en büyük önem onların toplam kalitede ne zaman ne yapacağı, nasıl aksiyon alacağı. Çok kritik. Bu tarz bir yatırım oluyor. Aslında bugünden geleceğe yatırım yapılıyor. İkincisi ham madde değil sadece. Yani burada mesela bitmiş ürünün en basitinden buradaki herhangi bir ürünü, diyelim ki bir buzdolabını baz alalım. Herhangi bir buzdolabı ilgili ülkelerde, ilgili bölgelerde tüketimi geçmişte nasıldı? Şu anki davranış modeline göre nasıl olacak? Yani T anından öncesi ve T anından sonrası nasıl olacak? Trend ne olacak? Nasıl gidecek? Ve bugünden o gelecekteki trende karşılık biz ham maddesini, o bitmiş ürünün ham maddesini hangi fiyata alacağını söylüyoruz. Aynı zamanda nasıl buraya tedarik edilecek kısmında milk oranını söylüyoruz. Ve sonrasında o bitmiş ürünün stoklanması, depolanması ve sevkiyatını. Yani uçtan uca burada bunun hepsini yapabilirseniz inanılmaz bir iş. Yani şu anda benim bildiğim bunu uçtan uca yapabilen daha dünyada da çok görmedim. Evet, yani çünkü biz tek firma şu an için evet, çıktık. Gelecek yıl ne kadar buzdolabı dedik, buzdolabından ilerleyelim. Gelecek yıl şu kadar buzdolabı stoğunuzun olması lazım Ocak ayında. Çünkü işte arz, talep şöyle olacak.
ham maddeyi onun için stoklamanız lazım üretim için gibi diyen bir yapı daha henüz bilmiyorum. Belki benim eksikliğimdir ama siz bu yolda ilerlerseniz gerçekten güzel bir şey çıkacaktır. Şey sorayım, hiç yatırım aldınız mı? Biz yatırım aldık. İlk yatırımı şirket ortağım AŞ'den aldık. Bir melek yatırımcı A. Yaklaşık 10 tane iş adamı, C-level iş adamları ağından aldık. Ve şimdi ikinci yatırıma doğru ilerliyoruz. Bir aslında yatırım turuna da girdik. Son finansalları değerlendirme aşamasının neredeyse bitimindeyiz. Biz Tekin Bey'le aslında ilk bölümde konuşurken şey söylemiştik. Her iş insanının girişimlere yatırımcı olması gerekir. Şimdi mesela çok önemli bir şey. Yani düşünüyorum beyaz eşya sektörü, perakende sektörü, işte diğer demir çelik sektörü. Yani geleceği bu anlamda tahmin etmek zorunda ediyor da. Yani aslında bunlar internal bir şekilde yapılıyor. Çalışılıyor, evet. Evet. Ama bunun big data'yı kullanarak böyle bir uçtan uca çalışmayla yapılıyor olması inanılmaz. Benim ilk bölümde size aktardığım gibi şimdi bir çağrı yapmak lazım. Yani bu durumdaki firmaların bu gibi firmalara yatırım yapması elzem. Bu hem firmaların kendileri için çok değerli, hem de böyle bir yatırımın yaşaması için, kökleşmesi için çok değerli. Doğru. O çağrımızı yineleyelim bir daha. Böyle bir firmalara gerçekten köklü sanayi kuruluşlarının, köklü ailelerin bir şekilde yatırımcı olması gerekiyor. Ki aslında hem zaten bu sektörlere çok uygun yaptıkları, hem de genişleme ve biraz da büyüme ihtimali de çok yüksek. İlk yani şunu soracaktım ama belki atladım. Doğruluk oranı ile ilgili hiç bugüne kadar bir tespit yapabildiniz mi? Sizin modelinizin, tahminleme modelinizin doğruluk oranı. Evet, biz bir tane çok global bir, hepimizin bildiği bir firmadan bahsedeceğim. Bir telefon ve cep telefonu, aynı zamanda laptop, aynı zamanda bu ekosistemde çok ismi geçen Amerikan bazlı bir firma için bir talep tahmini, bitmiş ürün talep tahmini projesini Türkiye için yaptık. Geçmiş datayı bize verdiler. Ve sonrasında biz gelecekte ilgili ürün, telefondan ne kadar satılabileceğini tahminleyerek onlara sonuç verdik. Fakat bakın burada bize şunu söylemediler. Biz size geçmiş datayı veriyoruz. Ama şu an rekabette kaç tane oyuncu var? Hangi tipte, hangi speklerde ürün var? Bu trende göre ne kadar karşılık gelir gibi bu datayı bize vermeden biz bunu yapay zeka, makine öğrenme modelleriyle çok kısa sürede 4 gün içinde gerçekleştirip verdik. Ve karşı tarafa sunduğumuzda bizim sadece gerçekleşmiş satıştan %1.27 yanıldığımızı söyleyince bu inanılmaz bir şey. Bence de çok biz iyi. Biz başarılı olduk ve ilk yatırımımızı o şekilde aldık. Başarı çok iyi ama hakikaten %1.27 sapma yani çok... 99'a geliyor yani. Neredeyse 99'a geliyor. Işte. Yani ciddi bir. Tebrik ediyorum. Tamam, ben de tebrik ediyorum. İyi bir yer, iyi yerlerde göreceğiz, öyle görüyorum. İnşallah bu yatırım turunuz da belki size hakikaten tayinlerden bir üye yatırımcı olacak. Ne varsa gençlerde var. Bunu herkesin iyi duyması, iyi bilmesi lazım ve buralara da gerçekten yatırımcı olarak destek vermek gerekiyor. Katıldığın için çok teşekkür ederim. İnşallah daha iyi yerlerde göreceğiz. Anladığım kadarıyla hakikaten farklı çalışmalarınız her geçen sene bu yapay zeka ile beraber farklı sektörlere de gidecek diye düşünüyorum. Tekrar teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, kısa bir ara, aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Kablosuz akıllı ev sistemleri Fonri'nin sunduğu dijital açı devam edecek. Kablosuz akıllı ev sistemleri Fonri'nin sunduğu dijital açı devam ediyor. Aradan sonra tekrar birlikteyiz. Evren Büyük, Kepkep bizle birlikte. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Hipokit. Önce Evren Hanım'ı tanıyayım, bir de okuldaşım. Onun için de böyle ayrıca keyifle takdim edeyim. Önce sizi tanıyalım, sonra Hipokit'i tanıyalım. Evet, ben de sizin ODTÜ'lü olduğunuzu bildiğim için çok sevindim. Çok teşekkürler tekrar davet için. ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliğinden mezunum. Sonrasında Koç'ta MBA yaptım. Bir dönem MBA süresinde Almanya'da exchange öğrenci olarak bulundum. Sonrasında 12 yıl, 13 yıllık bir aslında finans sektörü tecrübem var. Ben girişimcilikte biraz geç tanıştım diyebilirim. Yönetim danışmanlığıyla başladım kariyerime. Güney
Afrika Cumhuriyeti'nde Türkiye'de projeler yaptım. Sonra bankacılık serüvenim başladı. BNP'nin İstanbul ve Paris ofisinde. Sonrasında Akbank'ta 5 sene. En sonunda Alternatif Bank'ta olmak üzere toplam 15 yıllık yaklaşık bir serüvenim oldu. Mühendislikten sonra bu farklı disiplinleri nasıl yönettiniz diye sorayım. Aslında şöyle, mühendislikten sonra MBA yapmamın sebebi de biraz buydu. Hani mühendislik çok güzel, analitik düşünce yetkisini veriyor size. Ama onun dışında başka şeyler de var. Pazarlamadır, finanstır, bir marka yönetimidir. Bunları aldıktan sonra gerçekten o analitik düşünmenin üzerine, çok güzel bir bazın üzerine daha farklı katmanlar etkileyip aslında başarıyı yakalayabiliyorsunuz. Evet. O anlamda bence çok değerli oldu. Devamında bunun gerçekleşiyor olması. Ben de öyle görüyorum. Yani mühendislikte verilen disiplin hakikaten aslında temelde bir problem çözmeyi, analitik düşünebilmeyi öğretiyor. Ve bunun üzerine başka disiplinler koyduğunuzda gerçekten biraz daha katma değerli işler ortaya çıkabiliyor ki. Hipokrat tahmin ediyorum böyle bir girişim. Evet, çok doğru. Hipokrat aslında benim annelik serüvenimle beraber başladı diyebiliriz. Biz ne yapıyoruz Hipokrat'te? Çocuğu için aktivite arayan ebeveynlerle bunu sağlayan markaları bir araya getiriyoruz. Dijital bir pazar yeriyiz. Aslında şöyle söyleyebiliriz, çocuk aktivite sektörünü dijitalleştiriyoruz diye özetleyebilirim ne yaptığımızı. Bu bir mobil uygulama veya web platformunda bir e-ticaret platformu gibi mi çalışıyor? Henüz mobil uygulamamızı çıkarmadık. Öncelikle biz MVP aşamasında şunu görmek istedik. Gerçekten böyle bir ihtiyaç var mı? Ben mühendis olarak, daha önce bankacılık yapmış birisi olarak bu işe tutkuyla sarılıyor muyum? Bu bir yıllık sürede bunu görmüş olduk. Bundan sonra yatırımlarımızı artırıp hem platformumuzu iyileştirip hem de mobil uygulamamızla birlikte daha çok aileye ulaşmak üzere çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Birkaç tane örnek alabilir miyim mesela bu etkinliklerden? Tabii ki. Aslında 0-18 yaş grubundaki çocuklar için atölyeler, kamplar, kurslar, festival biletleri, tiyatro biletleri, her şeyin bir arada olduğu dijital bir web sitesi düşünebilirsiniz şu aşamada. İleride bu mobil uygulama olacak. Dolayısıyla mevcut aileler ne yapıyor? Çocuğu için aradıkları aktiviteleri, atölyeler için tek tek atölyeleri arıyor. Kamplar için, kurslar için sağlayıcıları arıyor. Biletler evet. için belli platformlar var, oralardan bakıyor. Çok dağılıyor. Yani artık her şey o kadar kolay ve dijitalken çocuk aktivitesini bulmak gerçekten zor. Ve ebeveynlik çok güzel bir yolculuk aslında. Dünyanın en güzel, en keyifli duygusu. Bu mutlulukla birlikte kaygı ve endişe getiriyor hani bu zorlu deneyimler. Biz de aslında bu kaygı ve endişeyi yok edip keyifli bir yolculuk olması için ebeveynlerin yanında yer alıyoruz. Yani şimdi 0-18 deyince biraz zor bir segment. Çünkü burada çok farklı alanlar var. Yani benim kızım 17 yaşında, oğlum 15 yaşında. Hani o taraf çok farklı, onun başlangıcı çok farklı. Klasifike etmek gerekecek. Evet. Yani. Tabii bir ebeveyn olarak bizler, 17 yaşında kızım var, 12 yaşında oğlum var. Şimdi biz satın aldık fikri ama nasıl ona bakacağız, doğru mu? Evet, aynen öyle. Çok doğru söylüyorsunuz. Hatta biz bir segmentasyona gideceğiz. 0-12 yaş için Hipokrat markası yaşayabilirken 12 yaş sonrası, artık ergenlikten sonra, siz de çok iyi biliyorsunuz, sohbetimizde konuşmuştuk. Çocuklar kendi kararlarını kendileri vermek istiyorlar. Evet. Annesinin babasının bulduğu bir etkinliğe beğense bile gitmek istemeyebilirler. Gitmiyor. Dolayısıyla orada farklı bir dille iletişim kuracağız. Biz bir yıldır aktifiz ve şu anda 12 yaşa kadar, 13 yaşa kadar daha çok aktivitelerimiz var içeride. Önümüzdeki dönemde onların pazarlama stratejisiyle birlikte onlara hitap eden, cezbedecek aktivitelerde resmin içine ben giriyor olacak. Ben fikri satın aldım. Evet, yani bence de güzel çünkü çok zorlanıyoruz. Çok da değerli bir fikir bence. Ve gerçekten çok dağınık bir yerlere bir şey yapmak istediğinizde aramak zorundasınız. Önerileri bulmak zorundasınız. Aslında biraz daha el yordamıyla yapılan bir tercih iken tek bir platformda olması harika. Harika ve burada çok yani en çok tedirgin olduğumuz, ki bence bu yıllardaki geçmiş hani son 30-40 yıldır yavaş yavaş gelen bir şey, çocuklarımızla ilgili yaptırdığımız şeylerden tedirginlikler yaşanmaya başlıyor. Güven problemleri, doğru yere gönderebiliyor muyuz? Evet. Artı mı olacak, eksi mi olacak? Bazı aktivitelerin negatif etkileri de olabilir. Kesinlikle. Onun için hani bunun bu tarafta toplanıyor olması çok kıymetli. Peki siz orada bir yorumlara göre mi çalışıyorsunuz, yoksa sizin bir değerlendirme kriterleriniz var mı? Orada iki taraflı çalışıyor aslında. Biz iş ortaklarımızı çok detaylı bir değerlendirme sürecinden geçiriyoruz. Dijitalden end-to-end başvuruları alıyoruz. Adli sicil kaydından, işte belgesine, diplomasına tüm belgeleri alıyoruz. Başvurusunun sonrasında biz yönetim ekibi olarak önce bir inceliyoruz. Görüşme yapıp sonrasında uygunsa platformumuza dahil ediyoruz. Platforma koyuyorsunuz. Dolayısıyla biz aslında bir anne olarak, öncelikle ben elimden gelen maksimum gayreti burada göstermiş oluyorum.
Sonrasında da bunun yaşayan bir topluluk olarak birbirinden beslenen bir platform olması. Hep konuşuyoruz hani bir community oluşturmak. Gerçekten bu konuda o olmazsa olmaz. Yani işin içinde çocuk varsa birbirini destekleyen bir community olmazsa olmaz. Ben çok seviyorum. Hani bir çocuğu bir köy yetiştirir lafı. Gerçekten de öyle. Dolayısıyla diğer bir tarafta ebeveynlerin yorumları. Şimdi bir aktiviteye katıldınız. 3 yaş için yazıyordu. Çocuğunuz gitti çok mutlu oldu. Bunu buradan paylaşın. Gittiniz mutlu olmadınız. 3 yaş demiş ama hiçbir şey anlamadı. Hiç keyifli değildi. En az 4 yaş 5 yaş gitmeli bence. Bunu da paylaşın diyoruz. Dolayısıyla aslında biz o ağızdan ağıza pazarlama dediğimiz şeyi de dijitalleştiriyoruz bir nevi o yorumlar sayesinde. Dolayısıyla hem iş ortaklarını özenli seçerek hem de ailelerin yorumlarına yer vererekten bu bizim gösterdiğimiz özeni de yansıtmaya çalışıyoruz. Evet, biz şimdi biraz konunun ebeveyn tarafına geçip daha çok sormaya başladık ama isterseniz evet, biraz da girişimcilik tarafına gidelim. Tabii. Yatırım aldınız mı veya şu anda yol haritanız nasıl? Kaç kişilik bir ekip? Hepsini arka arkaya sorayım. Evet, tek kurucuyum. 5 kişilik bir ekibiz. Çok genç, dinamik bir ekip. Yatırım almadık şu güne kadar. Açıkçası bir arayışımız da olmadı. Ama artık biraz daha hedeflerimiz agresif. Bizim hedefimiz gerçekten çocuk aktivitesi denince akla gelen ilk kaynak olmak. Bunun için teknolojiyi güçlendirmemiz lazım. Biz hani ben bir elektronik mühendisi olduğum için de software as a service modeli olarak aslında önümüzdeki dönemde hem platformumuzu yenileyip mobil uygulamamız ve bunu ürünleştirip ekosistemin daha çok büyümesi, platform üzerinden satışlar olsun ama aynı zamanda her bir iş ortağımız kendi web sitesi üzerinden kendi satışını yapabilsin istiyoruz. Dolayısıyla böyle bir yol haritamız var. Bunu yaptığımız noktada da artık Avrupa'ya açılıp işte Almanya, Fransa öncelikli olarak bu software as a service hizmetlerimizi çeşitlendirmek istiyoruz. Dolayısıyla bu iddialı hedefimizde tabii ki yatırım ihtiyacımız da artık var. Yani burada aile şirketleri nasıl bakar bu konuya Tekin Bey? Valla aile şirketlerinden çok aileler nasıl bakar? Aile. Ona öyle bakmak lazım. Ben değerli bir girişim, bir ihtiyacı karşılar. Yani ciddi bir ihtiyacı karşılar, onu görüyorum. Bu noktada da ben işin şey tarafında, gerçekten ebeveyn tarafında bunun ciddi anlamda bir ihtiyaç olduğunu söyleyebilirim kendi deneyimlerimden. Biraz önce ifade ettiğiniz güven duygusu bence en temel. En temel, evet. Duygu. Yani evet, bir event'e bu seramik kursundan tutun bir tiyatroya kadar birçok şey olabilir. Gönderebilirsiniz ama orada işte o güven duygusu bence en temel duygu. Onu nasıl çözdüğünüz de süreç içerisinde daha da önemli olacak. Kesinlikle. Yorumlar bence önemli ama yorumların dışında bununla ilgili başka bir eleme sistemi olur mu olmaz mı açıkçası? Bunu merak ediyorum. Hiç düşündünüz mü? Şöyle, tabii ki biz yaşayan bir süreç olacak ama bir pazar yeri olarak bunu segmente edebiliriz önümüzdeki dönemde. Gerçekten verified, certified bir grup. Onun dışında böyle uygulamalar da görüyoruz çünkü. Gerçekten bir şeye yeteneği var. Belki o anda özel bir eğitimi yok ama işin scalability açısından böyle paydaşları koymak da bir noktada önemli olabilir. Dolayısıyla biz açık iletişimden yanayız. Eğer siz certified belgesi, işte bununla ilgili eğitimi olan birisini arıyorsanız o iletişimi sağlayarak. Hayır, çocuğum keyifli vakit geçirsin. Okul öncesi eğitmeni olan bir abla olsa, bir atölye yapsa benim için yeterli dediğiniz noktada da onun da bilgisini verip aslında kararı size bırakıyoruz. Çünkü bir pazar yeri olarak aslında bir noktada bunu da sunmak durumundayız ki ölçek açısından da doğru bir yere ilerleyebilelim. Ebeveyn tarafında yapmak istediğimiz şeyler arasında onları doğru aktiviteye yönlendirmek var. Bunun içinde tabii ki bir AI, hemen Artificial Intelligence resmin içine dahil oluyor. Sizin aileniz, çocuğunuzun yetkinlikleri, daha önce yaptığı aktiviteleri aslında baz alarak da sizin ilginizi çekebilecek aktivitelere yönlendirme. Dahası bununla ilgili yeni iş ortaklarımızla tanışıyoruz. Sizin çocuğunuz neye yeteneği olabilir? Sporda hangi dola yönelebilir? Bununla ilgili testlere vesairelere yönlendirip sonrasında da aslında sizin bu arayışınızı hem doğru hem de kaliteli noktalara yönlendirmek gibi bir iddiamız da var. Bunu nasıl yapacaksınız? Ne tarafa yönlendirme noktasını, bir envanter mi, bir soru seti mi? Aynen, yoksa... yani bir sanat dalı diyelim ki, çok özür dilerim lafınızı böldüm. Sanat dalı diyelim ki bununla ilgili testler yapan iş ortaklarımız var. 4 seansın oluşan bir seri var. Öncelikle sizinle, çocuğunuzla bir pedagog görüşüyor. Sonrasında branş eğitmenleri görüşüyor. Siz mesela piyanoya gitsin diyorsunuz ama acaba çocuğun piyanoya ilgisi var mı gerçekten? Acaba o konuda yeteneği var mı?
Pedagog görüştükten sonra sizinle görüşüyor, çocuğunuzla görüşüyor, branş eğitmeni görüşüyor ve dördüncü seansın sonunda evet bu çocuk bir piyano ile başlangıç yapsın kararı çıkıyor. Sonrasında 3 ay sonra tekrar gözden geçiriliyor. Bu bir hizmet. Bu bir doğru hizmet. Mu? Evet, bunu siteden veren iş ortaklarımız. Aynen. Harika. Buradaki gelir modeli iş ortaklarınızdan mı yoksa ebeveynlerden mi? Burada biz bir pazar yeri olduğumuz için aslında 3 tane çarkı döndürüyoruz. Always on dijital pazarlamalar, etkinliklere katılım, B2B işbirlikleri ve günün sonunda satış gerçekleşmesi durumunda satış üzerinden bir hizmet bedeli rica ediyoruz. Diğer tüm faaliyetlerin bütçesinde pazar yeri olarak biz karşılıyoruz. Global planınız nasıl? Çünkü önce bir mobil uygulama anladığım kadarıyla evet, başlayacak. Evet. Ve ondan sonra burada globalleşme biraz daha hızlı oluşur diye tahmin ediyorum. İnşallah. Globalleşmede öncelikle Avrupa pazarıyla ilgileniyoruz. Burada hani Türkçe konuşan nüfus sayısının yoğunluğu, çocuk yoğunluğunun olması, alım gücünün yüksek olması gibi kriterler ön plana çıkıyor. Ve benim Almanya'da ve Fransa'da daha önce deneyimimin olması, network'ümün olması biraz burada avantaj. Öncelikle Avrupa... Orta Doğu, Dubai gibi aslında segmentin de çok değerli olduğunu fark ediyoruz. Orada görüşme içinde olduğumuz evet iş ortaklarımız var. Orada başka bir sinerji olabilir. Ama asıl bu modelin kendini kanıtladığı yer Amerika. Ama orada çok yüksek bir competition var, çok yüksek bir rekabet var. Şimdilik oraya daha hani şeyimiz de yok, yani yakın zaman planımız da yok. Öncelikle Avrupa ve belki Orta Doğu gibi düşünebiliriz. İnşallah olacaktır. Biraz çocuk merkezli bir toplum olduk. Şimdi ben bunu biraz maalesef olarak adlandırıyorum. Çünkü hani çocuk merkezli olduğumuzda biraz onların aslında özgüvenlerini, hayata tutunmalarını, zorluklar karşısındaki dayanımlarını yok ediyoruz gibi geliyor. Ama bazı aktiviteleri, bazı etkinlikleri onlar için planlamakta olmazsa olmaz, kaçınılmaz. Girişimci nasıl yetiştireceğiz? Yani ben biraz size bunu sorayım. Şimdi burada ilk aklıma gelen şey oldu. Yani evet, çok çocuk merkezli olduk, zorluklara dayanamıyorlar. Biz girişimcileri nasıl yetiştireceğiz? Helikopter annesi babası olmayarak. Evet. Yani böyle yukarıdan böyle helikopterle iner gibi çocuklarımıza destek veriyormuş gibi olmayarak. Zaten oradan başlıyor bütün mesele. Benim oğlum Dora 12 yaşında. Bizim her sene yaptığımız Tayider'in aile işletmeleri zirvesi var. Evet. İkinci günü gelecek nesil günüdür. İkinci günü tamamen gelecek nesile ve işte Navcan dediğimiz gruba ayırıyoruz. Benimle beraber geldi. Orada da Özge Hanım, Özge Toraman Action Coach'tan bir gelecek nesile sorular soruyor. Diyor ki ileride hangi sorumluluğu almak istiyorsunuz? Bunun önündeki engeller ne? Bunları da nasıl aşmayı düşünüyorsunuz? Baba ben cevap vermek istiyorum, olur mu dedi. Sen bilirsin dedim. Yazdı yazacağını, aldı mikrofonu, anlatıyor. Ben ileride NBA oyuncusu olma sorumluluğunu alıyorum diyor. Çok şeker. Bunun için ciddi anlamda workout yapmam gerekiyor, çalışmam gerekiyor. Çünkü beni ezerler diyor, çok büyükler. Onun için de benim durmadan çalışmam lazım ve özgüvenimi geliştirmem lazım diyor. Şimdi o özgüveni verebilmek girişimcilik hikayesinin en başı. En başı. Tabii yani sürekli bir yerinden tutup desteklemek yerine gerçekten başarısızlıklarından feyz almalarını, ders almalarını ve hayatın biraz zorluklarını gösterebilir isek o zaman gerçek girişim hikayelerini evet, görebiliriz. Çünkü girişimcinin temelinde hakikaten yani siz de yaşıyorsunuzdur. Zorlanıldığı anda tekrar o motivasyonu sağlayabilmek, kendini motive edebilmek ve hakikaten daha yukarı zıplayabilmek için en dipten güç almak var. Doğru. Biz yine sürenin sonuna geldik. Üçüncü bölümde de. Emre Hanım teşekkür ederim. Ben çok teşekkür için ederim. İnşallah birçok ailenin çocuğuna doğru etkinlikleri seçmesinde de aslında biraz sosyal. Ben çünkü bazen girişimlere bakıyorum. Sosyal girişimcilik de çok önemli. Evet, bir etki girişimi olarak konumlandırıyoruz. Evet, yani kendimizi. Etki girişimi olarak daha evet, doğru söylediniz. Onun için de kıymetli bir iş yapıyorsunuz. İnşallah teşekkür Avrupa ederim, ülkelerindeki çocuklara, orada kendi babalara da faydası olur. Çok teşekkürler. Katıldığınız için çok teşekkür ben ederim. Ben çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti benim için. Bizim için de çok teşekkürler. Çok Tekin Bey çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İnşallah daha nice nesillere uzayan şirketler görürüz bu ülkede. Burada hakikaten derneğiniz güzel çalışmalar da yapıyor.
Ve aile şirketi kavramı aslında ailenin devamlılığı değil, ekonominin devamlılığı. Çok güzel söylediniz, ekonomimiz çöl olmasın. İnşallah bu konuda da hakikaten derneğinizde iyi katkılar sunacaktır diye düşünüyorum. Ben bu son cümlelerinizi buradaki aktarımın başarısı olarak addediyorum. Çok keyifliydi. Çok teşekkür ediyorum. Aynen, ekonomimiz çöl olmasın ve gelecek nesillere biz gerçek anlamda güzel bir miras bırakalım. Bu sadece sermaye değil, maddi bir şey değil. Aynı evet. zamanda şimdi sizin yaptığınız gibi sosyal ve etki yaratan işlerle. Bir kıymet hakikaten. Aynen. Zaten biz şimdi yayından çıkacağız, sonra sizle sohbete devam edeceğiz. Öğrencimiz çok konu var. Sevgili seyirciler, gerçekten bugün konuğum çok güzel anlattı. Ben dinlemeye doyamadım. Girişimlerimiz fevkaladeydi. İnşallah bu girişimlerimizin de daha da büyüdüğünü, globalleştiğini göreceğiz. Bir dijital açının daha sonuna geldik. Başka bir dijital açıda buluşmak üzere. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Kablosuz akıllı ev sistemleri Fonri dijital açıyı sundu.